piyasadan görüş alarak devam ediyoruz. ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuvucuk'la konuşacağız bu bölümde. Volkan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Küresel piyasalar artık Fed'i bekliyor. Dolarda da soluklanma var. Ne dersiniz? Fed'den faiz artırımına ilişkin sinyal ipuçları bugün alabilecek miyiz? Diğer yandan tabii iç piyasalarda 86 binli seviyeler borsada sizce kalıcı mı? Fed özellikle hani güvercin tondaki yaklaşımını devam ettirecek gibi görünüyor. Bu noktada piyasanın ritmini bozacak bir hamle yapmayacak gibi görünüyor. Fakat tabii FED tarafından bunu konuşurken, FED ve üyeleri tarafından veriler şahince gelmeye başlarsa piyasanın tepkisi bu durumda ne olacak? Onu aslında sorgulamak gerekiyor. Çünkü veriler iyi bir kötü gelirken özellikle ilk çeyrek performansı Amerika'da beklentilerin altında kaldı. Bunu hani mevsimsel koşullara bağladığımızda ikinci çeyrekte verilerin o zaman imser tarafta kalmasını düşünebiliriz. Ama böyle bir senaryoda eğer veriler iyi gelirse piyasanın buna vereceği reaksiyon ne olacak? Aslında onu sorgulamak gerekiyor. İçeride evet hem borsa tarafı hem faiz tarafı hem dolar tarafı yukarı yönlü hareket ederken bu bir anomali şeklinde kalıyordu. Fakat dün itibariyle baktığımızda özellikle dolar TL'de ki yurt dışında dolar endeksinin bunda büyük bir rolü var. Aşağı yönlü gelmesi ve faizlerin de aşağı yönlü sürüklenmesi biz tarafındaki hani o yükselişi bir noktada destekledi diyebiliriz. Şimdi bu önümüzdeki günlerde 87 bin seviyesi biz tarafında direnç olarak kalacak gibi görünüyor. Bu seviyenin kırılması gerekiyor yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için. Ancak bu denklemde hem dolar tarafında 2.65 bölgesinin altında gerilemenin devam edip 2.60 seviyesine kadar düşüşün gelmesi gerekiyor. Diğer taraftan faiz tarafının da 9.75-9.80 seviyesinin altında kalarak en azından 9 bandına yaklaşması gerekiyor ki biz tarafındaki bu yükselişi destekleyebilmek adına. Çünkü içeride bir seçim süreci var ve bu noktada bir belirsizlik var. Sadece hani görece ucuz kalmış bir borsa hikayesi tek başına BIST'i yukarı çekmeye yetecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuvucuk, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkınız için. Uluslararası